bölgesinden geldiniz. Ne yemeli neceydi? Ben Hatay. Deprem anında neler hissettiniz? Şu hassasiyetiydi ben sağlı zilzal. Yani kafna ora bu tirum nahne amni zilat daraj o atun kasre tecrübe. Yani tir kans meşat sağ o. Çok zor bir durumduydu. Biz bayağı korktuk. Merdivenden inerken düşüp ayağımı kırdım. Çok güçlü bir depremdi. Yağmur yağıyordu. Çok şükür. Peki Versa Hastanesi'nde aldığınız tedavilerden memnun musunuz? Tamam. Tamam. Memnunum. Çok. Peki deprem anına yakalandığınızda aileniz yanınızda mıydı? Lemasar Zezal kendi cemaatini tek. Cemaati ey. Aynen ailesinin yanındaydı. Peki ailenizden şu anda sağlık durumu olanlar nasıldı? İyi mi sağlık durumları? Kifir oda sahide ail tek. Elhamdülillah gülüm bir hır ve sana sallamadı. Herkes iyi durumda. Binadan kaçabildiler. Sadece kendisi biraz zararda kaldı. Ayağını kırdı. Ve sana azaydı. Herkes yola çıktılar. Peki şu anda aileniz nerede? Mersin'de şu an. Akrabalarımız yanında. Hangi deprem bölgesinden geldiniz? Kahramanmaraş merkez. Deprem anında neler hissettiniz? Vallahi tek aklıma gelen Allahu Ekber demekti. Tavan böyle üstüme düştü. Düşerken birden yavaşladı, yere oturunca beni bıraktı. Yani oradan nasıl sağ çıktım ben de bilmiyorum. Peki eviniz apartman mıydı, müstakil miydi? Apartman, Ebrar sitelerinde oturuyordum ben. İnsanın o an için tek aklına gelen eğer iradesini kaybetmezse dua etmek. Başka bir şey değil. Kaçıncı katta kalıyordunuz? İkinci katta oturuyordum. Deprem anına yakalandığınızda aileniz yanınızda mıydı? Hepimiz aynı evin içindeydik. Büyük odada eşimle oğlum vardı. Yatak odasında büyük kızlarım vardı, iki tane. Oturma odasında da annem, ben, küçük kızım vardık. Peki onlar şu anda nerelerde? Eşim, annem, ben, büyük kızım enkazdan çıktık. Üç tane, iki kızım, bir oğlum Hakk'ın rahmetine kavuştu. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Peki kaç gündür burada tedavi görüyorsunuz? Depremin üçüncü günü akşam gelmiştim. Evet. İlk gün akşama doğru çıkarttılar beni. İki gün üniversite hastanesinde kaldım. İlk müdahaleyi orada yaptılar. Sonra ambulansla buraya getirdim. Allah razı olsun bu hastanedeki tüm doktorlardan, çalışanlardan. Beni o enkazdan çıkaranlardan, vatandaş çıkarttı bizi. İlk iki gün zaten afat falan hiç kimse yoktu. Eşim de enkazdan çıktı. Onu da kardeşlerim çıkarttı. Erkek kardeşlerim. Çok kötü bir duygu. Rabbim hiç kimseye yaşatmasın, bir daha da göstermesin böyle bir şeyi. Kullarına, vatanımıza, milletimize, tüm dünyaya. Yani ancak yaşanır, anlatılmaz o duygu, bilmiyorum. Yani büyük